Gençler merhaba. Düzgün beşgenle bir örnekle dersimize başlıyoruz. ABCD düzgün beşgeninde gençler CK ile DH'in kesiştiği nokta L noktası olarak vermiş. Burada görüyorsunuz. Evet. DH AB'ye dikse burada görüyorsunuz. Burası ne oluyordu gençler? Açıortay. Ona dikkat edeceğiz. Ve DK ile EK arasında bir oran vermiş gençler. Yani ben şuraya K dersem eğer EK uzunluğuna DK uzunluğuna ne diyeceğim gençler? O zaman 3K. O zaman DC'de kaç K olacak? Bakın 4K olacak. Şimdi gençler şuradaki KC uzunluğunu da kaç vermiş bize bakın? 21 vermiş. Evet. Bize DK'nın en küçük tam sayı değerini soruyor. Yani bize 3K'nın evet neyini soruyor gençler? En küçük tam sayı değerini soruyor. Buradan DKC üçgeninde biz üçgen eşitsizliği yazmış olsak gençler, şuradaki KC uzunluğu ne olur gençler? DK ile DC'nin toplamından yani 3K artı 4K'dan ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. KC uzunluğumuz 21. Burası ne olur gençler o zaman? 7K olur görüyorsunuz. Buradan da K neyden büyük olmak zorunda kalır gençler? Evet. 3'ten büyük olmak zorunda kalır. 3'te bir daha çarpalım gençler. Çünkü 3K soruluyor bize ya. 3K'da neyden büyük olmak zorunda kalır gençler o zaman? 9'dan büyük olmak zorunda kalır. Evet. Bize sorulan neydi? Bunun en küçük tam sayı değeri sorulmuştu gençler. O zaman 9'dan büyük olacağına göre buranın en küçük tam sayı değeri de ne olarak olur? 10 olarak bulunmuş olur gençler. Evet. Açıortayı kullanmamıza gerek kalmadı. Evet. Şimdi düzgün altıgene geçtim. Tüm kenar uzunlukları görüyorsunuz. Burada gözüküyor gençler. Ve bakın dikkat edin. Tüm iç açıları eşit olan ne diyoruz? Altıgene düzgün altıgen diyoruz gençler. Bir iç açısının ölçüsü bakın 120 derece oluyor. Evet görüyorsunuz. Bir dış açısının ölçüsü de gençler kaç derece oluyor görüyorsunuz? 60 derece olarak bulunuyor. Evet, şimdi bunun özellikleri var. Karşılıklı kenarlar birbirine ne oluyor gençler? Paralel. Biz bu paralelliği nasıl kullanabiliyoruz? Bakın takip edin. Şimdi gençler şöyle. Bakın nasıl kullanacağız? Bir de burada şuradan açıortaylar da oluşuyor şöyle bakın. Burada 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor gençlerim. Evet. Burada mesela bir kenar uzunluğunu A desek uzun köşegenimiz kaç oluyor gençler? Şöyle 2A oluyor. Evet. Bu kenarlar karşılıklı olarak birbirine ne hepsi paralel. Evet. Düzgün altıgendeki farklı uzunluğa sahip köşegen var gençler. Köşegenlerden bir tanesi bakın AB. AB bir kenar uzunluğu olsun. A kısa köşegen AE gençler. A kök 3 buna kısa köşegen diyoruz. Kısa köşegen ne oluyor? Bakın 30-30-120'den dolayı A kök 3 birim oluyor. Uzun köşegen de biraz önce de ifade etmiştik gençler. 30-60-90'dan dolayı veya yukarıda da görüyorsunuz gençler. 2A oluyor. Evet bunu 30-60'lık üçgeni yardımıyla hesaplayabiliyoruz. Yani burada iki farklı uzunluğa sahip köşegenimiz var. Bir tanesine kısa köşegen diyoruz. A karekök 3. Uzun köşegen de 2A oluyor gençler. Bir kenar uzunluğumuz A birimken. Evet. Şimdi devam edelim gençler. Düzgün altıgende karşılıklı köşeleri birleştirdiğimizde düzgün altıgeni 6 tane neye ayırmış oluyoruz gençler bakın. Eşkenar üçgeni ayırıyoruz. Bu alanlardan her birini a karekök 3 bölü 4 olarak düşünürsek 6 tanesi de 6 tane a karekök 3 bölü 4 oluyor. Yine gençler ayrıca bakın şimdi bir tasarım daha olacak size. Bakalım beraber. Şimdi burayı takip edelim şimdi bakın. Bu 6 eş alanı böyle de görebilirsiniz gençler. Yani şurada burada biz bir A, B, C, D, E, F düzgün altıgeni olarak düşünürsek gençler tamam mı? Şu alanların hepsi de eş oluyor şöyle. Bu alanlar da eş oluyor kendi arasında. Buradan da 6A elde etmemiz mümkün. Tamam. Evet. Bunu bu şekilde de tasarlayarak yanına çizelim. Evet.
Şimdi en uzun köşegen 10 santimetre olan düzgün altıgenin neyini istemiş bizden? Çevre uzunluğunu istemiş değil mi? Ben az önce ifade etmiştim gençler. En uzun köşegenimiz neydi? Şuradaki tam orta taban. Yani bunun uzunluğunu kaç vermiş? Bize 10 vermiş. Buralar kaça kaç olacak zaman? 5'e 5. En uzun köşegen neydi gençler? Bir kenar uzunluğunun kaç katıydı? Bakın. 2 katıydı. Buradan da gençler çevre uzunluğumuz ne olur o zaman? 6 tane 5'ten kaç olarak bulunmuş olur? 30 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi bir tane açı sorumuz var gençler. Şimdi düzgün altıgenimiz ve neyimiz var? Bakın beşgenimiz. Şimdi altıgenin iç açısı kaç derece gençler? 120 derece. Evet, burası 120 derece. Şimdi bakın beşgenin iç açısı kaç derece gençler? 108. Şu araya kaç kalır o zaman? Bakın 12 derece kalır. Şimdi şunlar eş. Şöyle ya gençler bakın. Bunlar da eş. O zaman buradan tepe açısı 12 derece olan bir ikizkenar oluşur. Orası dar biraz ya, onu biraz büyütelim isterseniz şöyle. Evet. Şöyle az büyütebiliriz. Bakın görüyorsunuz. Büyüttüğüm üçgen gençler AFM üçgeni görüyorsunuz. Şuraya A diyelim. Buraya F diyelim. Buraya da M diyelim gençler. Evet. Şimdi bakın buradan tepe açısını kaç derece bulmuştuk? 12 derece. Onu nasıl bulduk gençler? 120'den neyi çıkararak? 108'i çıkararak değil mi? Evet. Buraya 12 derece yazdım. Bunlar da eş oldu haliyle. Şuradaki alfa açısını sormuş gençler bize. Evet. Buradan 2 alfa neye eşit olur gençler? 180 eksi 12'den 168 olur. Alfayı da kaç olarak buluruz gençler? 84 derece olarak elde etmiş oluruz. Evet. Şimdi yine güzel bir sorumuz var gençler. Bunu üstten tamamlayayım ben. Nasıl benzerlik yapacağım burada ya. Bir saniye. Şöyle üstten tamamlayayım. Şöyle tamamlayayım. Evet. Bir tane daha eşkenar üçgen yaptım dıştan gençler. Şurası x. Bura ne olur o zaman bakın. X artı y olur. Şurası da x artı y olur. Şimdi bakın. Şununla şu paralel gençler. Evet. Şimdi bize oran vermiş mi burada bakalım az. Evet. KL'yi 2 birim vermiş gençler. LC'yi de 7 birim vermiş. Evet. X bölü y bölü x oranı sormuş. Buradan 2'nin kaç oranı gençler? Şöyle 9 oranı. Şu üçgenden görebilirsiniz tamam mı? 2 bölü 9 diyelim. Neye eşit olacak gençler? X bölü 2x artı 2y. Tabanın tamamı ne oluyor gençler? 2x artı 2y. Uzatıp bir eşkenar üçgen daha ekledik buraya. Buradan gençler bunları çarparsak 4x artı 4y eşittir 9x olur. Şimdi gençler buradan 4y neye eşit olur o zaman? 5x'e eşit olur. Y bölü x de ne olur gençler? 5 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi gelelim buraya. Yine düzgün altıgenim var ve içerisinde bir tane neyim var gençler? Karemiz. Karenin iç açısını 90 dersek altıgenin iç açısı kaç olacaktı gençler? 120 ya buraya kaç kalır? 30 derece kalır şöyle tamam. Ve şunlar da eş şöyle. Buradan taban açısının ölçüsünü kaça kaç bulursunuz gençler? Şöyle 75'e 75. Evet. Buradan da karşılıklı genarlar paraleldi ya gençler. Şuradan bir Z çizelim şöyle tamam mı? Şöyle bir Z çizersek tamam. Bu açıyı da buraya taşıyabilirsiniz şöyle. 75'i buraya taşıyalım. Karşılıklı kenarlar paralel de birbirine. Şuradaki alfa açısının ölçüsünü sormuş bize. 180'den de 75'i çıkardığımız zaman gençler ne olur? 105. Burada neyi kullanmış olduk biz? Karşılıklı kenarların birbirine paralel olma koşulunu kullanmış olduk. Evet, cevabımız 105 derece. Biraz daha güzel yazabiliriz. Evet. Şimdi düzgün çokgende gençler alan bağıntılarına geçtik. Düzgün çokgende alan bağıntılarına geçince gençler kaç madde yazmıştık bir bakayım ben. Buna 5. madde diyebiliriz. Evet 5. madde diyelim. Evet bu en kenarlı bir düzgün çokgenin gençler çevrel çemberinin merkezi ve içte çemberinin merkezi verilmiş olsun böyle bakın. Buradan içte çemberin merkezi belirleniyorsa şöyle diyelim. Bir saniye güzel yazalım. İşte
çemberi. Yarıçapı gençler küçükçe. Buradan bir taslak görebilirsiniz. MBC üçgenine bakın gençler şurada. Görüyor musunuz? Şu tabana da A diyelim şöyle. Şu üçgenin alanını görebilirsiniz buradan. Ne oluyor? Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz ya. Bu işte çemberin yarıçapı ile alakalı bir uzun bağıntı oluyor. Bir de bundan n tane varsa gençler ne oluyor? N çarpı A çarpı R bölü 2 şeklinde işte çemberinin yarıçapı bilinen neyi biliyoruz? Düzgün çokgenin alanı diyoruz. Bir de gençler çevrel çemberinin yarıçapı diyelim. Çevrel çemberinin yarıçapı büyük R. Olan düzgün çokgenin alanı için de gençler şuradan bir bağıntı elde edebiliriz. Bakın görüyorsunuz. Alfa açısı gençler bulunurken 360 bölü n ile bulunuyor. Buraya ifade edilmiş zaten o. Buradan gençler bu alanı da nasıl hesaplarsınız? 1 bölü 2 çarpı R çarpı R çarpı sinüs alfa. Yani sinüs alan bağıntısıyla buluyoruz. Bundan da gençler burada bakın n tane var görüyorsunuz. N çarpı ne olur o zaman? 1 bölü 2 çarpı R sinüs alfa da. Çevrel çemberinin yarıçapı büyük R olan düzgün çokgenin alanı olur. Gençler burada bakın çevrel çember ve işte çemberin merkezi ve ağırlık merkezi aynı nokta oluyor. M noktası diyebiliriz buraya. Evet. Bunu not alırsınız siz. Gelelim düzgün sekizgenimize gençler. Şimdi 360'ı 8'e bölersek dış açımızın ölçüsü kaç derece olur? 45 derece. Bir dış açının ölçüsü 45. Şimdi gençler biz buradan da 180'den 45'e çıkarırsak bir iç açımızın ölçüsü de kaç derece olur? 135. Şimdi buraya gençler ben iki tane sekizgen alayım şöyle. Evet. Evet. Şöyle iki tane sekizgen alalım buraya gençler. Şimdi buradan bir şeyler anlatacağım size. En uzun köşegeni şu oluyor gençler. Sekizgenin en uzun köşegeni şu olur. Şimdi bakın burası ağırlık merkezimiz olsun bizim. Yani merkez olsun şöyle. En uzun köşegen şu oluyor gençler bakın. Bu da şöyle çevrel çemberin yarıçapı olarak düşünebilirsiniz bunları şöyle gençler. Tamam. Evet. En uzun köşegenimiz neye eşit oluyor? Aslında çevrel çemberin çapı olmuş oluyor. Tamam. Birazdan buradan da yine alanı hesaplayabiliriz. Burası da kaç derece gençler? 45 derece oluyor. Şimdi normalde de şurası kaç derece gelir gençler bakın. 90 derece gelir. Bunu da bazen kullanıyoruz biz. Evet. Evet. Bir de gençler bunun başka bir versiyonu daha var. Onu da alayım şuraya. Bazen bunu da kullanıyoruz. Onun için çizdim. Şimdi buradan gençler. Şuradaki açımız 45 derece oluyor. Şöyle bakın. Buradan biz şunlara A'ya A dersek bir kenar uzunluğumuz ne olur gençler? Şöyle. A kare kök 2 olur. Burası da A kare kök 2 olur. Görüyorsunuz. Buraları da A'ya A seçip şurayı da A kare kök 2 diyebiliriz. Şöyle. Evet. Bazen bu şablonu da ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Tamam mı? Onun için buraya onu model olarak ne yapmış olduk gençler? Almış olduk. Evet. Burada hep ikizkenar dik üçgenler oluştuğunu fark etmişsinizdir. Evet. Evet. Şimdi bununla ilgili de örnek verebiliriz. Evet. Şimdi en uzun köşegeni 4 cm olan düzgün sekizgenin alanını sormuş gençler ise. Şimdi o zaman en uzun köşegen demiş ya. Az önceki taslağımı bir daha hazırlayayım şöyle gençler. Şimdi bakın bu şekilde alanı kaça böldük biz? 8'e. Şu aradaki açıların ölçüsü 5 gençtir. Bu aradaki açıların ölçüsü kaçar derece olacak? Hepsi 45'er derece oluyor. Şimdi burada
En uzun köşegen dediği zaman gençler 4 ya. Onu 2'ye 2 böleceksiniz şöyle. Evet, 2'ye 2 bölebiliriz böyle. Görüyorsunuz. Bu alanlardan bir tanesini A birim seçelim. Merkez açısı da 45 derece olacak. Bundan 8A var değil mi? Çevrel çemberinin yarı çapı biliniyor aslında. 1 bölü 2 çarpı gençler 2 çarpı 2 çarpı sinüs 45'ten de ne gelecek? Karekök 2 bölü 2 gelmiş olacak. Buradan gençler şunları sadeleştirirsek A alanı ne olur? Karekök 2 olur. Bize düzgün sekizgenin toplamalarını sormuş. 8A'da ne olur gençler? Evet. 8 karekök 2 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi yine bir sorun var. Düzgün sekizgenin yine neyini sormuş bize? Alanını sormuş. Ben yardımcı bir doğru seçersem soru çözülüyor gençler. Evet. Çizdim yardımcı bir doğru. Bakın buradaki açının kaç derece olduğunu söylemiştik size. 45 derece. Şimdi FK uzunluğu şurayı 4 vermiş ya gençler. Anladınız mı? Burası da kaç olacak o zaman? 4 karekök 2. Hipotenüs ya ondan dolayı. Burası da kaç olacak gençler? 4 karekök 2. 4 karekök 2. Şimdi buradan aradaki açı da kaç dereceydi gençler? 45 derece. Şimdi ben buradan şu alanı hesaplayabilirim. Buna bir alan diyelim. A diyelim şöyle. Gençler buradan alacak. Sinüs alan yaparsak 1 bölü 2 çarpı 4 karekök 2 çarpı 4 karekök 2 çarpı ne gelecek gençler? Sinüs 45'ten dolayı karekök 2 bölü 2. Evet. Şimdi buradan bakalım gençler neleri sadeleştirebiliriz? Kök 2, kök 2, 2 ile sadeleştirelim gençler. Şuradan şu 4 ile de kök 2'yi sadeleştirelim. 2. Burası ne yapar o zaman gençler? 8 karekök 2 yapar. Tabi bize düzgün sekizgenin toplam alanını soruyor ya. 8A olur da gençler. O da kaç olmuş olur? 64 karekök 2 olarak hesaplanmış olur. Evet. Şimdi geçelim buraya. Düzgün altıgenin neyini sormuş bize? Alanını sormuş gençler. Ben az önce bunu ayrıştırmıştım ya gençler. Şuraya A'ya 2A diyebiliriz, tamam. Bu alanlardan bir tanesini hesaplarken gençler şuraya da A diyelim. Tamam. Şimdi AB uzunluğunu 6 birim vermiş ya gençler. Bu A 6 iken bunlardan her birini bir eşkenar üçgenin alanı ile eşleyebiliyorsunuz. A kare kök 3 bölü 4 mantığıyla düşünebiliriz. Biraz önce anlatmıştım onu ben size. Buradan alan neye eşit olur gençler? 36 kök 3 bölü 4. Yani bir tane alan ne olur o zaman? 9 karekök 3 olur. Tabi bize neyi sormuş gençler burada? 3A'yı sormuş. 3A'da 3 kere 9 ne olur gençler? 27 karekök 3 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi geçelim buraya. Güzel bir sorum daha var. Bakalım şimdi. Evet. Biraz şekil çalışalım şöyle beraber. Tamam. Benim neye ihtiyacım vardı? Yüksekliği onu bu elde etmek için çizdim gençler bunu. Evet. Bize DC uzunluğunu kaç vermiş? Bakın 8 ya. Burayı 4'e 4 böldük şöyle. Tamam. Burası ne olur? 2. Şuralar ne olur gençler? 2 kök 3 olur. Evet. 30, 60, 90'dan düşündük bunları. Burası da kaç kök 3 olur gençler? 4 kök 3. Çünkü şuradaki açımızın ölçüsü kaç derece oluyordu gençler? 30 derece. Buradaki açılarımız da kaçar dereceydi? Bakın 60'ar derece. Şimdi ben buradan neyi görüyorum gençler? Bakın şu tabana ait yüksekliği görüyorum. Görüyor musunuz? Evet, tabana ait yüksekliği ne yapıyorum? Görüyorum. Evet. Ne olarak görüyorum? Bakın 2 kök 3, 4 kök 3 daha kaç oldu? 6 karekök 3. Taban ayrıtımız da kaçtı gençler? 8 birimde. Buradan bu ABL üçgenin alanı neye eşit olur gençler? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız değil mi? Evet, tabanımız 8 birim. Tabana ait yüksekliği 6 karekök 3 bulduk gençler. Yarısı. 48'in yarısını yapar gençler. Evet. 24 karekök 3 olarak hesaplanmış olur. Şimdi dörtgenlerde açı ve uzunluk bağıntıları var gençler. Bu 360 ne oluyor gençler? Dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı oluyor. Bu da yine dış açıların ölçüleri toplamı da kaç derece gençler? 360 derece olarak ne yapıyor? Gözüküyor. Şimdi bir dörtgende komşu iki iç açının açıortaylarının oluşturduğu açı gençler neye eşitmiş? Diğer iki açının köşedeki açıların toplamının ne kadarıymış? Yarısına eşitmiş. Bakın buradan
110'u vermiş bize, y değerini soruyor. 110'u nasıl buluyoruz gençler normalde? Bakın iki tane, evet, komşu iki iç açının oluşturduğu açı 110 derece neye eşittir? Diğer iki köşedeki x ve y açılarının toplamının ne kadarıdır gençler? Yarısı. Buradan y artı x'i ne buluruz? Pardon, x artı y diyelim. Kaç olur gençler? 220. Bize neyi sormuş? Bakın y'yi sormuş. X ile y'nin farkını da kaç vermiş bize? 30. X artı y'ye 220 dedik gençler. Tamam. X eksi y'ye de ne demiş olduk? 30. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam ya da taraf tarafa çıkarayım daha kolay olsun. Taraf tarafa çıkarırsak gençler 2y neye eşit olur buradan? Bakın 220'den 30 çıkarın 190 kalır. Buradan da gençler y ne olarak bulunmuş olur? Evet. 95 derece olarak bulunmuş olur. Evet. Bir özelliğim daha var. Bu da gençler karşılıklı iki iç açının açıortaylar arasındaki dar açının ölçüsü diğer iki açının ölçüleri farkının ne kadar oluyormuş gençler bakın. Yarısı. Şuradaki açıların farkının yarısına eşit oluyor. Şimdi buna bir örnek gelecek. Örneğe yardımcı olsun diye ben bir tane şuradan ne seçiyorum bakın. İç açıortay seçiyorum. Evet. Gördünüz mü? Bir iç açıortay seçtim. Şu aradaki açıyı bulabiliriz şimdi biz. Biraz önceki mantıkla izah edersek şu alfa açısı neye eşit olacak gençler? Bu karşılıklı A ve C açılarının oluşturduğu dar açının ölçüsü diğer iki köşedeki 108 ve 46'nın farkının ne kadar olacaktı gençler? Yarısı. 108'den 46 çıkaralım gençler. Geriye kaç kalır? 40 çıkarsaydık 62 kalıyor değil mi? 62 kalır. Yarısı da kaç yapar gençler? 31 derece. Evet. Bunu 31 derece bulduk. Şu açıda kaç derece? İç ve dış açıortayın oluşturduğu açı. 90 derece. X'i nasıl bulacağız gençler o zaman? 90'dan ne çıkararak? 31 çıkaracağız. X açımızın ölçüsü de kaç derece olarak bulunmuş olacak gençler? 59 derece olarak bulunmuş olacak. Evet. Dersimizi burada bitirelim.